Sola geç kızım. Sola geç yürüyelim. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerle birlikte iftar yaptı. Flake, ABD'de özel sektör ve STK'lar tarafından Türkiye için 120 milyon dolarlık yardım toplandığını söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Flake, İslahiye Demokrasi Meydanı'nda yer alan ABD merkezli Uluslararası Yardım Kuruluşu World Central Kitchen çadırını ziyaret ederek vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Flake daha sonra vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. We are pleased to work with our Turkish partners in delivering relief. Up to now, I think the U.S. government has committed and mostly distributed about $235 million worth of relief equipment. Ve bu çalışmalarda Türk ortaklarımızla birlikte çalışmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yardımların dağıtılması çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti deprem felaketlerinin başından beri yardım kapsamında 235 milyon dolar yardım ilan etmiş ve bunu bir kısmına dağıtmıştır. But with a natural disaster this large at this scale, that it takes more than government to government assistance. And that's why it's been so heartening to see what the private sector is doing. Ancak tabii ki böyle bir felakette, böyle boyutlara ulaşmış bir felakette hükümetler arası yardımdan çok daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle ABD özel sektörünün de yapmış olduğu yardımları görmek son derece yüreklendirici. To date, from the United States, there's been a commitment of about $120 million, and a lot of non-governmental organizations or NGOs have joined in. And this effort by World Central Kitchen is one of the best examples of the private sector and individuals helping individuals. Tarihe dek Amerika Birleşik Devletleri özel sektörü STK'ların da katılımıyla birlikte yaklaşık sanırım 120 milyon dolar kadar yardım toplamış bulunmakta. Bu da hem özel sektörün hem de kişilerin birbirine yardım etmesinin ne kadar etkili olduğunun güzel bir örneği. A couple of weeks ago I was on Capitol Hill in Washington DC and many of my former colleagues in the Senate were asking if the world was responding to the needs in Turkey. And I said, yes, they are. And part of the reason they are is because Turkey has responded over the past several years to natural disasters in more than 50 countries on 5 continents. And so it's time for the world to pay back. And I think that the world is being generous because Turkey has been so generous in the past. Birkaç hafta önce Washington DC'de Senato'dan eski çalışma arkadaşlarımla bir araya geldiğimde onlar bana dünyanın Türkiye'deki afete, Türkiye'de yaşanan felaketlere yeterli derecede yardım edip etmediğini sordular. Ben de evet diye cevap verdim. Bunun da sebebi Türkiye'nin 5 kıtada 50'den fazla ülkede doğal afetlere yardım göndermiş olması. Dünya Türkiye'ye olan borcunu ödemekte şu anda ve şu anda dünya Türkiye'ye cömertçe yardım gönderiyor. Çünkü Türkiye'de geçmişte aynı cömertlikle diğer ülkelere yardım göndermişti. So thank you. I appreciate Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.